Arkadaşlar, yine bir fen dersinde daha birlikteyiz. Sizlerle daha önceki derslerimizde birinci üniteyi anlattık, bitirdik ve artık ikinci üniteye geçmeye hazırız. İkinci ünitemiz kuvvet ve hareket ünitesi arkadaşlar. Kuvvet ve hareket ünitesinde neler göreceğiz? Kuvvetten bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk olarak size kuvvetten bahsedeceğiz. Sonra hareketle ilgili bir konu olan süratten bahsedeceğiz arkadaşlar. Ama ilk önceliğimiz kuvvet. Kuvvet deyince 5. sınıfta bir kuvvet tanımı yapmıştınız. Hatta kuvvetleri temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvet olarak ikiye ayırmıştınız arkadaşlar. İki çeşit kuvvet olduğunu biliyordunuz. Kuvvet deyince aklınıza ne geliyordu? Kuvvetin tanımını yapın desem. Aklınıza gelen cümle, evet duyar gibiyim. Duran bir cismi harekete geçiren ya da hareket halindeki bir cismi durduran ya da hızını yavaşlatan ya da artıran ya da cismin şeklini değiştirmeye işine yapan etkiye biz kuvvet diyoruz arkadaşlar. Evet, kuvvet bir etkidir ve cismi duruyorsa harekete geçirebilir, hareket halindeki bir cismi durdurabilir, hızını artırabilir, azaltabilir veyahut da şeklinde bir takım değişikliklere neden olabilir kuvvet arkadaşlar. Evet, kuvvet ve hareket. Kuvvet cisimler üzerine etki eder. Duran cisimleri hareket ettirebilir, hareket eden cisimleri durdurabilir. Hareketli cisimleri yavaşlatabilir, hızlandırabilir ya da farklı bir yöne döndürebilir. Evet, yön değişikliği etkisi de vardır. Kuvvet cisimlerin şeklini de değiştirebilir arkadaşlar. Kuvvet cisimlerin şeklini de değiştirebilir arkadaşlar. Evet, kuvvetin büyüklüğü sarmal yerlerin esneklik özelliklerinden yararlanarak yapılan dinamometre ile ölçülür arkadaşlar. Dinamometre ile ölçülür. Dinamometre. 5. sınıfta yine dinamometre yapalım etkinliğimiz vardı. Dinamometre iç içe geçmiş iki silindir ve ortada bir yay ve bu yayın ucunda bir kancadan oluşan sistemdi arkadaşlar. Bir kanca, bir yay ve iki tane iç içe geçmiş silindirden oluşan bir aletli dinamometre. Gördüğünüz gibi iki farklı dinamometre, iki farklı cisim verilmiş arkadaşlar. Siz geçen yıldan ağırlığın bir kuvvet olduğunu zaten biliyorsunuz. Bakın bu ağırlıklar ölçülmüş. Birisi 10 Newton, birisi de 20 Newton değerlenmiş. Arkadaşlar dinamometreden 0 Newton, yani üzerinde hiçbir şey yok ya. Bakın dinamometrenin içindeki skala hiç dışarıya çıkmıyor. Ama burada skala 1, 2 birim dışarı çıkıyor. Demek ki bu skalanın her bir birimi 5 Newton'dur arkadaşlar. 5 Newton. Bakın 20 Newton olduğunda da 1, 2, 3, 4. 4 dilim mi çıkmış skalada? 4 birim dışarıya çıkmış arkadaşlar. Yani dolayısıyla görmüş olduğunuz gibi bir cismin ağırlığı ne kadar fazlaysa dinamometremizi o kadar dışarıya çekecek ve skalamız o kadar dışarıya çıkacaktır arkadaşlar. Bunları geçen yıl yaptınız. Zaten geçen yıldan bunları çok çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Dinamometreyle ölçülen kuvvet değeri Newton. Isaac Newton'dan geliyor arkadaşlar. Newton. Okunuşu da Newton'dur arkadaşlar. Birimiyle ifade edilir. Newton kısaca N harfiyle gösterilir. Farklı farklı ağırlıkta farklı farklı dinamometrelerle ölçülmüş arkadaşlar. Dinamometre el kantarlarına benziyor mu? Evet. El kantarları da aynı prensiple yapılmıştır arkadaşlar. Dinamometre ve el kantarları aynı prensiplerle yapılmıştır. Yine geçen yıldan bildiğiniz üzere esneklik özelliğinde, yayların esneklik özelliğinden faydalanılarak yapılan aletlere biz dinamometre diyorduk arkadaşlar. O zaman kuvvetin etkileri nelerdir? Duran bir cismi harekete geçirebilir, hareket eden bir cismi durdurabilir, hareket halindeki cismi yavaşlatabilir, hızlandırabilir, yönünü değiştirebilir arkadaşlar. Ve bunların dışında bir de şeklini değiştirebilir arkadaşlar. Cismin şeklini
değiştirebilir. Cismin şeklini değiştirebilir arkadaşlar. Ve dinamometre ile ölçülür. Kuvvet dinamometre ile ölçülür arkadaşlar. Birimi Newton'dur. Birimi Newton, Newton. Birimi Newton'dur arkadaşlar. Ve kısaca N harfi ile gösterilir. Kuvvetin sembolü ise F harfidir arkadaşlar. Kuvvetin sembolü F harfidir arkadaşlar. Evet, kuvvet deyince aklınıza ne gelecek? Burada bir kuvvet uygulasam size doğru ama sizden de benden de. İşte arkadaşlar, kuvvetin bir tanımını yaptık. Eğer ortada bir kuvvet varsa bu kuvvetin bir de yönü ve doğrultusu olmalı. Şurada görmüş olduğunuz gibi hemen bakın arkadaşlar, şöyle gösterelim. İki çocuk, birisi bu tarafa doğru yürüyor, birisi bu tarafa doğru. Birisi markete doğru gidiyor, birisi kütüphaneye doğru gidiyor. Birisi markete, birisi kütüphaneye doğru gidiyor. Bu çocuk için, bu kız çocuğu için ne diyebiliriz arkadaşlar? Bunun yönü ne taraftır? Yönü ne tarafa doğru gidiyor arkadaşlar? Doğuya doğru gidiyor. Bunu Türkiye haritasını önünüze koyunca gösterilen doğu, batı, kuzey, güney yönleri var ya, oradan çözebilirsiniz. Kitap karşınızdaysa bakın, bu taraf doğu, bu taraf batı, yukarısı kuzey, aşağısı da güneydir arkadaşlar. Yani sizin deyiminizde sağ taraf doğu, sol taraf batı, yukarısı kuzey, aşağısı güneydir arkadaşlar. Peki bu çocuk ne tarafa gidiyor o zaman? Bu çocuk da batıya doğru gidiyor arkadaşlar. Batıya doğru gidiyor. Peki iki araçtan hangisi ne tarafa doğru gidiyor diyecek olursam, arkadaşlar görmüş olduğunuz sarı araç ok yönünde, yani güneye doğru ilerlerken, mavi olan araç ok yönünde, yani kuzeye doğru ilerliyordur arkadaşlar. Ok yönünde, yani kuzeye doğru ilerleyecek arkadaşlar. Evet. Demek ki bir cisme bir kuvvet uygulanıyorsa o kuvvet o cismi hareket ettirecek ve nereye doğru hareket ettireceğini kuvvetin uygulandığı yöne bakarak bulacağım arkadaşlar. Demek ki kuvvetin bir yönü, bir doğrultusu ve bir de büyüklüğü olacak arkadaşlar. Ve bir de büyüklüğü olacak arkadaşlar. Evet. Cisimlere etkileyen kuvvetleri yönlendirilmiş doğru parçaları, yani oklar ile çizerek gösterebiliriz. Kuvvet F ile ifade edilir. Biraz önce söylediğim üzere kuvvet hangi harfle ifade ediliyormuş arkadaşlar? F harfi ile ifade edilir. Birimi ise Newton'dur. Biraz önce söyledik. Arkadaşlar kuvvet şurada gördüğünüz gibi şöyle oklarla gösterilir. Oklarla gösterilir. Kuvvet oklarla gösterilir. Bu oklar görmüş olduğunuz gibi eşit bölmeyle bölmelendirilmiştir arkadaşlar. Burada F kuvveti, F1 kuvveti 2 Newton olarak gösterilmiş. Bu ok da bir kuvveti temsil ediyor arkadaşlar. Ve yine görmüş olduğunuz gibi bu okta da ne vardır? Eşit bölmeler vardır arkadaşlar. Kaç tane bölme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eğer 6 parçaysa biz de buna 6 Newton'lu bir kuvvet diyoruz arkadaşlar. Bu cismi etkileyen kuvvet de 6 Newton'lu bir kuvvettir arkadaşlar. Evet. Demek ki cismi etkileyen kuvvetleri yönlendirilmiş doğru parçalar, yani oklar ile çizerek gösterebiliriz. Kuvvet F ile ifade edilir ve birimi de Newton'dur. Newton'un kısaltması da N'dir arkadaşlar. F1 eşittir 2N yazıyorsa bu F kuvveti, yani birinci kuvvet eşittir 2 Newton büyüklüğündedir olarak anlaşılacak arkadaşlar. Evet. Kuvveti göstermek için çizdiğimiz okun doğrultusu, bakın bu bir doğrultudur arkadaşlar. Batı doğu doğrultusunda kuvvetin doğrultusunu verir. Okun yönü, bakın okun ucu ne tarafta arkadaşlar? Sağa doğru bakıyor size göre. Yani doğuya doğru bakıyor. Evet. Okun yönü kuvvetin yönünü verir ve okun uzunluğu da bize kuvvetin büyüklüğünü verir arkadaşlar.
arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 parça 3 Newton. 1, 2, 3, 4, 5 parça 5 Newton diyoruz arkadaşlar. Demek ki doğrultu deyince kuzey, güney ya da doğu, batı anlayacağız. Yön deyince kuzey, doğu, güney, batı 4 farklı yön anlayacağız arkadaşlar. Ama doğrultu deyince batı, doğu doğrultusu. Batı doğu ama doğuya doğru mu, batıya doğru mu, hangi yöne doğru olduğunu da yön ile belirleyeceğim arkadaşlar. Batı doğu doğrultusunda doğu yönünde, batı doğu doğrultusunda batı yönünde diye sizlere belirtmemiz lazım. Görmüş olduğumuz örnekte yukarıdaki bakın batı doğu doğrultusunda, evet doğrultusu batı doğu ya da doğu batıdır arkadaşlar. Yönü doğuya doğru gördüğünüz gibi size göre sağa doğru gittiğinden dolayı doğu, büyüklüğü ise 5 Newton'dur arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 saydım 5 parça. O zaman 5 Newton'dur arkadaşlar. Peki şu olaya bakacak olursak yine bu da batı doğu doğrultusunda mı ya da doğu batı doğrultusunda mı? Evet doğu batı doğrultusunda. Yönü size göre sola doğru. Yani batıya doğru arkadaşlar. Yön batı. Büyüklük ise 3 Newton. Arkadaşlar size bir kuvvet verilirse bu kuvvetle alakalı bilmeniz gereken, bu kuvveti ortaya koyabilmek için bilmeniz gereken 3 özellik vardır. 1. Doğrultusu. 2. Yönü. 3. Büyüklüğüdür arkadaşlar. Kuvvetin 3 özelliği vardır. Kuvvetin doğrultusu vardır. Büyüklüğü vardır. Ve yönü vardır arkadaşlar. Doğrultusu, büyüklüğü ve yönü vardır arkadaşlar. Evet, burada görmüş olduğunuz kuvvetlerin doğrultusunu, yönünü ve büyüklüğünü hep beraber bulalım arkadaşlar. Önce doğrultusunu, sonra yönünü ve en sonunda büyüklüğünü istiyorum. Yukarıda görmüş olduğunuz birinci cismi doğrultusu nedir diyecek olursam sağ sol doğrultusu diyebilirsiniz. Ya da o sağ sol dediğiniz şey biraz önce göstermiştim. Neydi arkadaşlar? Doğu batı doğrultusu. Peki doğrultuyu bildik. Doğu batı. Yönü nedir hocam? Doğu mu batı mı? Yönü de sağ taraf olduğu için doğu diyeceğiz arkadaşlar. Yönü doğuya doğru. Peki büyüklüğü kaç birim var arkadaşlar? Gördüğünüz üzere bir birim var ve 1 Newton diyeceğim. Ha ikinciye baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5. 5 parça mı? Evet 5 parça. O zaman önce doğrultu yine arkadaşlar doğrultusu doğu batı doğrultusu. Yönü doğuya doğru. Büyüklüğü ise 5 Newton arkadaşlar. Büyüklüğü ise 5 Newton'dur arkadaşlar. Hemen aşağıdakine bakalım. Aşağıdaki 1, 2. 2 birim mi arkadaşlar? Evet 2 birim. Doğrultusu yukarı aşağı mı? Yukarı aşağı dediğimiz kuzey güney doğrultusu. O zaman doğrultuyu veriyorum. Doğrultusu kuzey güney doğrultusu. Yönü nereye doğru arkadaşlar? Yukarıya doğru. Yukarıya doğru olan yön hangisiydi? Kuzey. O zaman bunun da yönü kuzeye doğrudur arkadaşlar. Büyüklüğü biraz önce saydım. 1, 2, 2 birim olduğundan dolayı 2 Newton'dur diyeceğim arkadaşlar. 2 Newton'dur. Hemen buna geldim. Sıradakine geldim arkadaşlar. Sıradakinin de önce doğrultusunu bulalım. Doğrultusu yine kuzey güney doğrultusudur arkadaşlar. Yönü ise bu kez nereye doğru? Okumuzun ucu aşağı doğru. Aşağı doğru olduğu için burada biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Yön güneye doğrudur diyeceğiz. Yön güneye doğrudur. Büyüklüğü nedir? Büyüklüğünü de buyurun sayalım arkadaşlar. Şurası 1, şurası 2, şurası 3, 4, 5, 6. Tam 6 birim olduğundan dolayı büyüklüğüne de 6 Newton diyeceğiz arkadaşlar. Evet büyüklüğüne de ne diyeceğiz? 6 Newton diyeceğiz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere şöyle karıştırmayın diye oklarla kuvvetleri ayırıyorum arkadaşlar. Şöyle aralarına çizgi çekelim, ayıralım. Görmüş olduğunuz gibi bir kuvvetle alakalı doğrultuyu,
yönü ve büyüklüğü sorarız arkadaşlar. Bunu öğretmenleriniz de soracaktır sınavlarınızda. Evet. Doğrultu, yön, büyüklük. Doğrultu doğu batı ya da kuzey güney olacak arkadaşlar. Doğu batı ya da kuzey güney olacak. Yön ise ya doğu ya batı. Ya da ya kuzey ya güney olacaktır arkadaşlar. Büyüklük ise her bir eşit bölmeyi sayacak ve büyüklüğü bulabileceksiniz arkadaşlar. Evet, örnekleri şöyle dikkatlice tekrar bir gözden geçirin bakalım. Evet, örneklerimizi artık siliyorum arkadaşlar. Bileşke kuvvet nedir? Hocam, kuvvet uyguladık, ölçtük işte, doğrultusu var, yönü var, büyüklüğü var. Ama ve lakin bir cisme her seferinde tek bir tane kuvvet uygulanmaz. Bazen birden fazla da kuvvet uygulanabilir. Bir cisme iki kuvvet aynı anda uygulanabilir ya da üç ya da dört ya da beş kuvvet aynı anda uygulanabilir arkadaşlar. İşte böyle durumlarda bileşke kuvvet diye bir şeyden bahsedeceğiz. Yani iki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen bir kuvvete bileşke kuvvet diyeceğim arkadaşlar. Neymiş tanımım? İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı işi, etkiyi tek başına yapabilen kuvvete bileşke kuvvet ya da net kuvvet diyeceğim arkadaşlar. Tanımı da okuyabilirsiniz. Evet, bileşke kuvvet yani net kuvvet R harfiyle gösterilir. Rize'nin R'si harfiyle gösterilir arkadaşlar. Evet, iki ya da daha fazla kuvvetin bir kısmına yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete bileşke kuvvet. Diğer ismiyle net kuvvet denir arkadaşlar. Bileşke kuvvet, net kuvvet denir arkadaşlar. Ve bileşke kuvvet R harfi ile gösterilir. Şöyle düşünelim. Bakın burada gariban bir tane at var değil mi? Bu at at arabasını çekmeye çalışıyor. Arkadaşlar bir at at arabasını belli bir kuvvetle çekecektir. Doğru bir kuvvet uygulayacaktır. Peki ya iki at olsa? Uygulanan kuvvet daha da fazla olmaz mı? Evet, daha da fazla olur. O zaman bu atlardan ikisinden birisi çok mu güçlü? Hayır. İkisi birlikte çok daha güçlüdür arkadaşlar. İkisi birlikte çok daha güçlüdür. Yani kuvvetlerini aynı yönde harcayıp birleştirmişlerdir arkadaşlar. Kuvvetlerini aynı yönde birleştirmişlerdir. Ve artık arabayı daha büyük bir kuvvetle mi çekecekler? Evet, daha büyük bir kuvvetle. Yani güçlerini, kuvvetlerini birleştirirler mi? Evet. Bakın bu at tek başına arabaya ancak kendi gücü kadar bir kuvvet uygulayabilecektir. Ama yanına bir at daha geldi ve bunlar artık iki tane mi kuvvet uyguluyorlar? Evet, bu cisme uygulanan kuvvet artmış mıdır? Evet, artmıştır arkadaşlar. Bunun cisme dökülmüş hali de budur arkadaşlar. Bakın F1 4 Newton, F2 3 Newton. İki farklı kuvvet var. İkisini aynı anda cisme uyguladığım zaman iki kuvvetin toplamı bana bileşke kuvvet yani R'yi verecektir arkadaşlar. Bu iki kuvvet yerine ben artık sadece bu kuvveti yazabilir miyim? Evet, yazarım arkadaşlar. Bu iki kuvvetin yerine artık sadece bu kuvveti, tek kuvveti yazabilirim. İşte bu tek kuvvet, bu iki kuvvetin aynı anda yaptığı işi kendisi yapabiliyor. Zaten tanımlara uygun, iki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete bileşke kuvvet diyorum arkadaşlar. Evet, bileşke kuvvetle alakalı soru çözümleri bir sonraki derste olacak. Bir sonraki derste de konuya devam ediyor olacağız arkadaşlar. Hemen bu dersten sonra ara vermeden tıklayın öbür derse. Hadi öbür derste görüşelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Öbür derste yine ben varım.